Arkadaşlar maalesef videoları kısa kısa çekiyor. Bunun bir ayarına baktıracağım. Bugün benim de hoşuma gitmedi. Şimdi arkadaşlar şuradan yukarıya bir 20 santim basen yüksekliğini belli edelim. Tamam mı? 20 santim. Yani bel. Şurası bel. Ben bele kadar 2 santim fermuar payı vereceğim. Tabii bu fermuarınıza bağlı arkadaşlar. Sizin fermuarınız daha kısa da olabilir. Tamam mı? En azından ben şöyle bele kadar vereceğim. İşi sağlam olacağım. Bundan sonrasında da 1 santim veriyorum. Çünkü arka 2 adet olacak. Tamam mı arkadaşlar? Şu bele kadar olmuş vermiş olduğum 2 santim fermuar payı. Fermuar payı. Dediğim gibi siz bunu fermuarınıza göre ayarlarsınız. Evet, şimdi buraya da 1 santimlik şu payı verelim. Şuraları da paylarımızı hemen verelim. Şurası dönüş hattımız. 1,5 santim dönüş verdik. Arka öne dönecek. Ön omuz arkaya kaçmasın diye arkadaşlar dönüş verdim. Hem de dönüşleri görün istedim. Burada keselim hemen. Tabii bu elbiseyi kritik edersiniz. Standart bir elbise yaptım ben. Kendinize göre düzenlemelerinizi yaparsınız. Yani kesmek, dikmek isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Şunu şöyle alalım. Arkayla önü üst üste koyalım arkadaşlar. Ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Bakın arkayla önü üst üste koydum. Şöyle. Bu önü bakın şöyle çizeyim. Görüyor musunuz? Ön daha oyuk. Dedim ya yığılma yapmasın diye önü burada biraz oydum. Ön ve arka kolayı farkı oldu. Şimdi arkadaşlar sıra geldi neye? Şimdi bakın. Dikişleri üst üste getirdim. Şöyle. Görüyor musunuz? Dikişleri üst üste getirdim. Şu anda burası. Şöyle getireyim daha iyi anlaşılsın. Bakın. Açıyorum. Bu ön, bu da arka. Dikişler üst üste gelecek. Getirdim. Gördünüz mü? Omuz 1,5 santim dönmüş oldu. Omuz dönüşü bu arkadaşlar. Tamam. Buraya da mutlaka ve mutlaka çıt atıyoruz. Omuz dönüşümüzde çıt olmazsa olmazımız. Mutlaka buraya çıtlarımızı atıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şu şekilde göstereyim. Bakın buraya çıt attım. Buraya çıt attım. Şimdi arkadan 2 adet X2 kesim beden 40 X1 kesim bu arka arka. Bu da ön. Beden 40. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunun model numarası var mı? Model numarası yok. Buraya kadar tamamız. Hemen kolu çalışalım. Şuna da kolu çalışabiliriz. Önce bir düz çizgi alıyorum. Aldım. Bunu aldıktan sonra biraz daha yukarıya kadar çekelim. Şuradan kendime bir dik açı alıyorum yukarıdan. Ne yapıyorduk? Kol boyu artı pazu ile bir kare yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Şimdi kol boyu artı pazu ile bir kare yapalım. Kol boyumuz 60 santim. Buradan aşağıya kadar 60 santimimizi alalım. 60 santimi aldım. 60 santimi aldıktan sonra arkadaşlar
60 santimi aldığım yerden dik açı alıyorum. Aldım. Şimdi pozuma bakıyorum. Pozum ne kadarmış? Pozumuz 21 santim. O zaman kol boyu ve pazu genişliğinden bir kare oluşturuyorum. Pazu. Bize pazu ölçüsü vermişler arkadaşlar. Şimdi bir tane de şöyle ortalardan 21 alalım. Kol boyu artı 1/2 yarı pazu ölçüsünden ne yaptık? Bir kare oluşturduk değil mi? Kol boyumuz 60 santim. Ama normalde ben kol boyunu 58 yapıyorum. 60 uzun oluyor ama yine de ne olur ne olmaz böyle yapalım. Şimdi ilk yapmam gereken iş arkadaşlar ne yapıyorduk? Önce bir şu kol evini ölçüyorduk değil mi? Bakın şu ana hattımıza kadar olan yeri, şurası bizim esas omuzumuz. Burası omuzun döndüğü yer. Biz şimdi buradan başlayacağız. Kol evi çevresini ölçeceğiz. Kol evi çevresini şu an ölçüyorum arkadaşlar. Ölçmeye başlayalım. 24 santim. Eksi 1, 23. Ne yapıyorduk? Şurada 23'ü buluyorduk değil mi? Bakın 23'ü burada tutuyordum. Şurada sıkı sıkı 23'ü tutuyordum. Ve burada 23'ü buldum. Bakın 23 buraya geldi ve bıraktım. 23'ün olduğu yere tekrar kendime yardımcı çizgi alıyorum böyle kesik kesik. Tamam mı arkadaşlar? Bunu yaptıktan sonra kol evimi getiriyorum. Şöyle arka kol evimi getiriyorum. Dikiş payı içinde de olabilir. Hiç sorun değil. Önemli olan buranın kavisini alabilmek. Şöyle göz kararı belli bir yere kadar. Bakın. Şöyle belli bir yere kadar bunu çiziyorum. Çizdim. Bıraktım. Bana yardımcı olsun. Kavisimi tamamlayayım. Yani kavisler aynı olsun ki birbirine benzesin ki dikerken otursun. Sonra burayı çiziyorum. Bakın. Çizdim. Sonra kolumun çizimini devam ediyorum. Ve burada 24,5 arayacağım. 24 ama ben orayı 24,5 istiyorum. Her zaman ben kollarımı yarıda yarım santim fazla çalışıyorum. Kolumu bedende yarım santim fazla çalışıyorum. Burada 24,2 geldi. O zaman ne yapıyorum? Madem burada 24,2 geldi. Benim hala ölçüye ihtiyacım var. O zaman şuradan biraz daha inerim. Bakın arkadaşlar. Biraz daha iniyorum ve kolumu tekrar çizmeye başlıyorum. Kavisimi değiştirdim. Şimdi ölçelim. Ne demiştik? Aşağıya doğru kavis inerse ölçü çoğalır. Yukarı doğru kavis çıkarsa ölçü azalır. Şimdi ölçelim bakalım ne kadarmış. Evet. Arkadaşlar 24,5 buldum. Buraya kadar tamamladım. Şimdi sıra geldi kol ağzına. Kol ağzı lastikli olduğu için 1/2 kol ağzı 17 santim arkadaşlar lastikli olduğu için. Şurayı da 17 santim alıyorum. Bakın 17. 17 santim aldım çünkü burası full lastik olacak. Almış olduğum 17 ile koltuk altımı birleştiriyorum. Bu kol ağzı ile koltuk altımızı birleştirelim. Daha sonra kol ağzına benim lastik yüksekliğim 2, yarım da kestirme payı veriyorum. 2,5 santim lastik payı verdim koluma. Tamam mı? Şurası 2,5. Şu lastiğimin yüksekliği 2, yarım da kestirme payı verdim. Buralara birer santim dikiş payı veriyorum. Şimdi arkadaşlar aslında benim bunu kumaş katına yapmam gerekir. Çünkü neden? Ön kol ile arka kol farklı olacak. Nasıl farklı olacak? Ön bedeni kol evinde oyduk ya. O yüzden ben bunu birazdan katlı geçireyim. Katlı geçirip göstereyim. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar kolumu dikiyor gibi yapacağım. Bakın bu arada şu kolun ortasını belirleyelim. Şurası kolumun ortası. Şurası da kolumun tepe çıtı. Bakın şimdi. Kolumun her iki tarafı da aynı. Oysa ki ön kolu biraz oymamız gerekiyor. Nasıl bedende oyduysak kolda da oymamız gerekiyor. Ben şu an bunu dikiyor gibi yapacağım. Bakın üst üste koydum. Dikiyor gibi yapıyorum. Getirdim. Bakın. Tam omuz hattıma geldi. Şu
Çünkü burası şu kalan parça önün hakkı. Dönecek. Tam omuzuma kadar geldi. Şimdi önü hesaplıyorum. Bakın. Şu önün hakkını da verelim şuraya şöyle. Üst üste koyalım. Bakın. Öne şimdi bu kol küçük gelecek. Şu şekilde koydum. Çünkü şuraya kadar olan hak önün değil mi? Şuraya kadar. Şöyle koyalım. Ya da bunu hiç koymayalım. Bundan sonra 1,5 santim payımız daha var. Çünkü arka öne 1,5 dönüyor ya. Bakın. Şimdi buna dikiyor gibi yapayım. Koydum. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Yani şu zaten şuradan itibaren bir yarım daha olacak. Yani nereden baksanız 6-7 milim ölçüye ihtiyacım var. O zaman ne yapıyorum? Bakın. Şuraya geldim. Şu şekilde. Bunu biraz oyacağım. Şöyle geliyorum. Biraz oydum. Buradan ölçü kazandım. O zaman bunun bir tarafı arka, bir tarafı ön oldu. Şimdi bunu böyle getiriyorum. Bakın. Şöyle. Şimdi şöyle yapalım. Şu ön. Buradan itibaren 1,5 santimde arkanın öne dönüşü var. Şurada 1,5 santim. Arkanın öne dönüşü var. Yani bu önde 1,5 santim daha hakkımız var. Şimdi dikiyor gibi yapalım. Önü getirelim. Bakın. Buraya koydum. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Neredeyse geldi. Yani şimdi o zaman şunu yapacağız. Şu ön kol evimiz farklı oyuk olduğu için bunu getireceğiz buraya. Bir çıt atacağız. Yani bu kolu açık kesin. Önde arka kol evi farklı diye bir sinyal vermiş olacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle buna da bir çıt atalım. Şimdi ne oldu? Burası ön kol evi. Burası da arka kol evi oldu. Farkları görelim. Çevirelim. Bakın. Görüyor musunuz farkı? Arada fark var. Hatta o farkları biraz tarayalım. Daha iyi anlaşılsın. Tamam mı arkadaşlar? Budur. Şimdi hemen pervaza geçelim. Pervazlarımızı da yapalım hızlı bir şekilde. Evet. Şöyle koyalım işlerimize. Onu da farklı bir renkle yapalım. Şöyle ortalama arkadaşlar 6 santim yapıyorum ben. Şu şekilde göstereyim. 6 6 6 6, yani her yerden 6 6 alıyorum. Şimdi tarayacağım pervaz yerine. Bakın. Şurası pervaz yeri. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle tarayayım daha iyi anlaşılsın. Tabi bunlara tele yapıştırırsanız daha iyi olacaktır. Bunun buradan böyle kopyasını alıyoruz. Şuradan kopyasını alıyoruz ve bundan 2 adet kesilecek. Şimdi bunda 6 6 yaptıysak önde de aynı şekilde 6 6 yapacağız. Şöyle bir arkayı kaldıralım. Sıra gelsin öne. Aynı şekilde burada yapalım. 6 6. Evet arkadaşlar. Şu çerçeve içine aldığım yer pervaz. Yani şu şekilde göstereyim. Şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Bak. Pervaz. Bu şekilde. Evet. Önden bir adet kesilecek. Artı içine tele yapıştırılacak. Arkadan da 2 adet kesilecek. Şimdi bunları madem yaptık, hızlı bir şekilde etek ucunu da yapalım arkadaşlar. Etek ucu da şöyle olacak. Şimdi şurası kumaş katı yazalım. K, K, D, ip. Kumaş katı düz ip. İlk alacağımız şöyle resmini de göstereyim ki daha iyi anlaşılsın. Arkadaşlar şu ilk parçayı 32 santim yapıyorum yüksekliğini. Şunu 32 yüksekliği. Birer de dikiş payı var. 34 santimden yapıyorum. 34. 34. Tamam mı arkadaşlar? 34. Bir 34 de şuralardan alalım. 34. Aldık. Şimdi 34'lerimizi birleştirelim.
Yüksekliği 34 aldık. Şöyle göstereyim tekrar. Bakın. Burası kumaş katı düz ip. Burayı ben 32. Birer de dikiş payı 34 santim yaptım. Sıra geldi enine. Bakın ben enini nasıl hesaplıyorum. Şimdi bunu önce bir elime alıyorum. Şöyle getirelim. Açalım ki daha iyi anlatalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar dikiş paysız burayı hesaplıyorum. Bakalım burası kaç santimdi? 29 santim. 29. 58 santim yapıyor yani şu an burası. 58. Şöyle yapıyorum. 58 bölü 2. Tamam mı arkadaşlar? Eşittir. Ne yaptı? 29 santim. Yani ben bu 58 santime artı 29 veriyorum. Tamam mı arkadaşlar? Hani onu sıfırlayayım. 30 diyeyim. 58, 60, 100 santim yapabilirim. Burayı. 100 santim rahat yapabilirim. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? 50. Şurayı 50 veriyorum. 50. 50. 34 yüksekliğinde 50 santim eninde ilk fırfırımı yaptım. Tamam mı arkadaşlar? Açtığım zaman ne olacak? 100 santime 34 olacak. Burası kumaş katı düz ip. Açtığımda 34 santim yüksekliğinde 100 santim eninde bir parça olacak. Birinci parçam böyle. Şimdi ikinci parçamı anlatıyorum arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ikinci parçamı da 10'dan ortalama bakalım 32 4 santim büyük yapıyorum. Yani şöyle anlatayım. Bir bu kadar daha alıyorum. Bakın 34 34 34. Aslında bunu daha fazla yapan arkadaşlarımız da var. Bu isteğe bağlı ama ben 4-5 santim fazla verip bırakıyorum. Yani fazlasını yapmıyorum. Şimdi bu 50 ise bunu da şu an 55 yapacağım. 55. Hatta aynı bile yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kumaş çok gitmesin diye ben aynı yapıyorum. Ama şu an 55 yaptım. Tamam mı? Bunun eni 50 idi. Şu an bunu da 55 yaptım. 55. Şimdi tekrar anlatıyorum. 34 santim yüksekliği. 50 santim eni. Nasıl 50 ama? Kumaş katıyla 50. Açtığım zaman 100 santime 34 santim olacak. Birinci şu parçamız. Bu parçam 100 santim eninde 34 santim boyunda. İkinci parçamı anlatıyorum. İkinci parçamda aynı şekilde 34 santim yüksekliğinde dikiş payı içinde 110 santimde eninde. Yani şurası 110. Tamam mı arkadaşlar? 110. Birinci parçam burası, şurası 100. İkinci parçam 110. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir de bunları nasıl hesaplıyoruz? Biraz da ondan bahsedeyim. Bakın arkadaşlar. Bunları mesela şöyle getireyim. Biraz bahsedeyim ki daha netleşelim. Şimdi o kadar basit ki şöyle. Ölçüyorum bunu. Bakın dikiş paysız ölçüyorum. Biz bunları nasıl hesaplıyoruz? Dikiş paysız burası. Hani dikiş paysız örneğin burası 60 diyeyim ben. 60 olsun. 58 de 60 olsun. Hani kafanız karışmasın diye diyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? 60'ı 2'ye bölüyorum 30. O zaman ne oluyor? Burası 60 ise üstüne bir de 30 santim ekliyorum. Ne yaptı? 90 santim yaptı. Ama yok. Ben çok yoğun bir büzgü yapacağım derseniz biraz kumaşınıza da dikkat etmeniz lazım. Kumaşınız çok böyle tiril tiril nazik bir kumaş olmalı ki %100 büzgü verebilirsiniz. Ama daha bir tok kalın bir kumaştır. %100 buralara büzgü vermek olmaz. Kendini göstermez. Tiril tiril düşmez. Tamam mı arkadaşlar? Burayla burayı ölçeceksiniz. Buradan burası kaç santim geliyor? Buradan burası kaç santim geliyor? Ölçtüm. 58 geldi. Buradan burası 58 geldi. 58'i 2'ye bölüyorsunuz. Yarısını 58'in üstüne yüklüyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ölçüleri tekrar söylüyorum. Şunun ölçüsünü söylüyorum ki kafa karışıklığı olmasın.
Siz kesim yaparken bunu eni arkadaşlar 100 santim, boyu 34 santim. Alttaki parçanın boyu 34, eni ise 110 santim, tamam mı? Eni 110. Nereden nereye 110? Bakın buradan buraya 110. Buradan buraya arkadaşlar 100 santim. Buradan buraya 100 santim. Buradan buraya 110 santim. Şimdi peki biz bu 100 santimi getireceğiz. Şuradaki ölçümüzü ölçeceğiz. Diyeceğiz ki buraya o 100 santimlik parçayı 58 santime büz. Tamam mı arkadaşlar? Yani şura 58 olduğu için 100 santimlik parçayı getirecek, 58 santime büzecek. Tamam mı arkadaşlar? İkinci parça için de diyeceksiniz ki 60 santime büz. Bu kadar. Kafanıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Anlamadığınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, hoşça kalın.